Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Halil Karabacak İleri Fotoğraf Çekim Teknikleri Atölyesi'nin Işığın İzi sergisi Esso Fuayesi'nde açıldı. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhsin Kişioğlu, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın ile fotoğraf severler katıldı. Atölye koordinatörü Halil Karabacak, farklı teknikleri içeren bir çalışma olduğunu belirtti. Bu sadece benim çalışmam değil, beraberce sürdüğümüz bir çalışma. Bütün atölye yönelik arkadaşlarımın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu çalışmamız farklı teknikleri içeren bir çalışma. Sadece tek düzey bir konu belirlemedik. Farklı konular içeren, farklı teknikleri içeren fotoğraflar ürettik. Arkadaşlarım şöyle bakıyorum, benim için önemli olan ilk gün geldikleri durum ile şu andaki geldikleri durum arasında bayağı bir ilerleme kaydettiler. Bu bakımdan ben hepsine gurur duyuyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği EFOT Başkanı Serdar İyiz ise konuşmasında EFOT'un 35 yıllık dernek olduğunu, açtığı sergilerin büyük ilgiyle karşılandığını söyledi. EFOT 35 yıllık bir dernek, köklü bir dernek. Bir sanat derneğinin 35 yıl yaşaması, sürdürmesi ve her yıl çıtayı bir çıtay yukarı çıkartarak gelmesi çok kolay bir iş değil. Ama biz EFOT olarak bunu başardık, başarmaya devam edeceğiz. Bazı şeylerde mütevazi olmak istemiyorum. İnanın Türkiye'de hiçbir fotoğraf sergisi bu kadar yığınla, insanla karşılaşmıyor. EFOT'un kurslarını eğer takip ederseniz, tebe eğitim kurslarını, gerçekten biz akademik düzeyde eğitim veriyoruz. Ciddi işler yapıyoruz. Derneğimiz bir para odaklı dernek değil. Kebap satmıyoruz. Bir şeyler satmıyoruz. Bizim derneğimize inanın çay bile bedava. Bunu gururla söylüyoruz. Ve inatla bir derneğin nasıl olması gerektiğini biz bu Edirne'ye değil Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Çünkü bir dernek ancak tüzüğünde ne yazıyorsa amacı neyse o doğrultuda çalışmalı. Böyle güzel çalışmayı yaptılar. Bu iş kolay değil. 10 ay devamlı sürekli çalışmaları gerekiyor. Her hafta bir gün çekim, bazen iki gün çekim, bir gün değerlendirme çekimi, uzun bir maraton ama böyle güzel işler çıkıyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hepiniz çok hoş geldiniz. Bizi yalnız bırakmadınız. Fotoğraf sanatçısı Özcan Arabacı ise güzel bir çalışma ortaya çıktığına inandığını söyledi. Günlerce, belki 10 günlerce fotoğraf çektik. Kendi anılarımızı saklamak için bileşimizi, harflerimizi. Bir sürü fotoğraf çektik ama içime sinmeyen bir şey vardı bu fotoğraflarda. Acaba doğru fotoğrafı çekebiliyor muyuz? Duyduk diye sürekli düşünüyorduk. Halil abinin atölyesinde de beraber olduk. Atölye arkadaşlarımızla çok güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyorduk. Her fotoğrafa yeni bir yenilik, yeni bir teknik katmaya çalıştık. Bu Halil abinin fotoğraf disiplini özellikle bize bir heyecan uyandırıyor. Bu heyecanla çoğu şey yaptık. Işığın İzi sergisinde atölye üyeleri Aysun Ünal, Burçehan Irmak Oral, Damla Başak Guksu, Ehat Çoban, Filiz Kılıç, Hanife Dalkıran, Hatice Şinik, İlker Çevik ve Özcan Arabacı'nın eserleri yer aldı.